Nerede kaldın çocuk be yine? Her program aynı şey, her program aynı şey. Yine geç kaldın. Geldim be, geldim. Geldim. Al. Okuyacağın gazeteleri getirdim. Hadi otur. Ve geç kaldık ha. İyi, geç kaldık ha. İyi ki söyledin. İyi ki söyledin, ben farkında değilim. Sen söylemesin nasıl bilecektim geç kaldığımı? Şuna bak. Seyirciye saygımdan uzatmayacağım. Nerede hani flaş gelişmeler diyordum? Nerede flaş gelişmeler? Al, flaş gelişmeciklerin de burada. Şevket. Sana bir sürprizim var Şevket. Nedir o? Kupa yaptırdım sana. Şu an gönlümü kazandın. Sarı Kadir inanır. Beğendin? Her zaman özenmişimdir. Programda kendi resmimin olduğu kupayla çay içmeye. Her program buna özenmişimdir. Şevket, abiye günaydın. Abiye mi? Nişanlı kıyafet mi satarız oğlum burada? Bu nedir ya? Yayına giriyorum. Hus ol. Saçlarım nasıl? Kötü. Şimdilik mi söylenir bu? Üç, iki... Şimdilik nasıl? Kötü. Bir... Allah senin cezanı... Evet, senin. Evet sevgili seyirciler, hepinize hoş vakitler diliyorum. Efendim kusura bakmayın, yine geç başladık. 9 çeyrekten beri bekliyorum efendim. Anlatamıyorum bu arkadaşa bir türlü. Bir yayın akışı vardır, seyirci beklemez diye defalarca söylüyorum. 300 defa söyledim belki. Belki 200 defa. 100 defa söyledim. 50 defa söyledim. 5 defa. Seyirciye saygımdan dolayı uzatmayacağım. İyi de uzatmadın be Şevket. İyi de uzatmadın ha. Hadi akıt da bitsin program ya. Bıyıklı Pikachu. Evet efendim. Şimdi programımıza başlıyoruz. Gazete haberlerinin... programımıza başlıyor. Bu nedir ya? Bu nedir ya? Böyle canlı oyun, yayın mı olur ya? Yahu üst kattaki depoyu öğrenci yurduna kiraya verdim. Onun tadilat sesidir yahu. Takılma sen, devam et. Binayı depemizi yıkacaklar. Nasıl takılmayayım? Şuna bak, brrr, brrr, brrr. Bastırdıkça... Neyse, ses kesildi. Evet efendim. Haberlerimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. İlk gündem haberimizden başlıyoruz. İlk gündem haberimiz Mahmut amca cırcır oldu. Oğlum bu mudur bizim ilk gündem haberimiz? Mahmut amcanın cırcır olması mı? Adam 2 gündür evden çıkamazmış bay bay. 9 paket tuvalet kağıdı bitirdi adam ya. Haber değil mi be bu? Değil. Mahmut amcanın haber olması için Mahmut amcanın öldürülmesi gerekir. Ya da Mahmut amcanın yaralanması gerekir. Ya da Mahmut amcanın esnaf tarafından evre, çöre dövülmesi gerekir. Ya da Mahmut amcanın gidip bir köpeği ısırması gerekir efendim. Bazen kanım donuyor sana bakınca Şevket. Yahu bu yeterince kötü bir haber değil mi yahu? Yahu sen... Vallahi artık seyircime saygımdan dolayı susarım ya. Bize ne Mahmut amcanın pırpırından çiğsinden? Vallahi artık şey ben kusura bakmayın efendim. Sinirlendiriyorlar benim milyonların önünde. Programımıza... Ya babacığım bunu nereye takacağız? Getir onu. Gözüme sok. Sen kimsin ya? Ha, merhaba, ben Bahadır. Yeni kiracı abi. Ulan... Hulk Hogan ne diyor bu? Neden sen? Ya o üst kattaki yurt tadilat olana kadar bizimle kalacak çocuk. Sokakta kalsın. Kalsın, sokakta kalsın. Burası stüdyo dairedir. Stüdyodur. Ben buradan yan yana mı yapacağım programı? Söyle gitsin buradan, gönder bunu. Gönderemem Şevket, gönderemem. Ödeme aldım. Ve bak, o kupalar nasıl alındı sana o kupalar? Nasıl aldık o kupaları sana?
Seyirciyi saygımdan ötürü susacağım. Aman takılma sen. Ben karaca sokmuyorum kendini. Bak karajda bile yok. Kusura bakmayın efendim. Gazete haberlerinin programımıza devam ediyoruz. Yılbaşı büyük bir coşkuyla kutlandı. Hoş geldin 2004. Lan oğlum eskidir bu gazete. Üzerimde para yoktu be Şevket. Evdeki saksının altından aldım geldim. Altımı alacağım şimdi ben seni. Şu haline bak, bunu ben nasıl okuyacağım, bunu nasıl yürüteceğim ben programı? Olacak iş midir ya? Okumuyoruz efendim gazete falan, gazete falan okuyamıyoruz. Günün yorumuna geçmek isterim. Benim için çok önemli bir konu olduğu için kesmedin. Ne esnek durun karşımda? Tamam ya, o kesmeyeceğim ya. Oku hadi günün yorumunu bakayım. Evet efendim. Böyle duracağım ha burada. Dünyamız kirleniyor efendim. Bu dünya bizlerden, gençlerimize emanet. Konuyu bir hikaye anlatmak isterim. Geçen gün yolda yürüyordum. Bir çocuk önümde yere çöp attı. Aldım çöpü, dedim çocuğa, neden çöp atan yeri? Neden atan çöpü? Çocuk dedi ki, benim babam da çöpü yere atardı. Gittim çocuğun babasını buldum. Aldım çöpü, neden dedim atan çöpü yere? Dedi, benim babam da çöpü yere atardı. Gittim çocuğun dedesini, babasını bulmaya. Dedim, neden atan çöpü yere? Sen atmışsın bu çöpü yere. Adam dedi ki, benim babam da atar. Ey oğlum, benim çöpüm, babam da yere atıyordu. Ondan sonra aldım gittim. Gittim şeylere. Gittim ben adamın mezarına, dedesinin, çocuğun babasının dedesinin. Dedim ki, neden atan çöpü senden dedim mezarın başında. Bu düşmüş dedim, senden düşmüş. Mezarın başına bıraktım adamın şeyini. Artık yeter, yeter. Bir şey söyleyeceğim. Şimdi bu adam bu ufak şeylere bile bu kadar sinirleniyorsa bunda köpürmen lazım. Tamam mı? İstiyorsan bu şurada aşağı iyice inmeden alalım. Sen de horla morla abart uyumanı. Buyurun. O da almış götürmüş bir dedesine, demiş ki benim babam da şey yapardı. Ondan sonra adam gitmiş iner benden demiş, ondan şeyin dedesinin mezarında demiş ki, hayır efendim bu sizden düşen bir çöptü. Dede de demiş ki, bu ama yeter artık bu senin yaptığın. Seni beni bilmez seni. Ne hadsiz bir insansın sen. Kusura bakma, sana vurdum az önce ama beni çok sinirlendirirsin. Sana bunu yapmak istemem. Bu getirdiğin çocuk da burada. Demeyeceğim. İkinizi birbirinize vuracağım. Kusura bakma, gel. Gel güzel kardeşim. Hadi yere geç güzel. Güzel. Bunlar senin başka arkadaşın. Yeter artık bu yaptığın. Ağzına tüküreceğim. Ne var ya, uyuşum geçti biraz. Ne için geçti? Uyursun karşımda. Uyumazdım ya. Ne uyumazdın? Uyumazdım be abi. Uyurdun, ben gördüm seni. Uyumazdım be abi. Kameran düştü yerlere, havalar çıktı. Tamam, içim geçmiş olabilir. İçine tüküreyim. Bırakıp gideceğim artık ya. Yeter ya. Bırak gitme. Bırak gitme. Kalk gitme buradan hadi. Kalk gitme buradan hadi git. Seyirciye saygımdan ötürü gitmeyeceğim. Evet. Evet sevgili seyirciler. Nerede kaldık? Gündemimiz devam ediyor bütün hızıyla. Moruk, bir şey soracağım. Şu kız nasıl, beğeneyim mi? Sen anlarsın kızdan. Çaça mıyım ben? Çaça mıyım ben? Canlı yayında bana kız gösterin, sinirim bozan benim. Güzelmiş kız, beğen. Beni ikna ettin, hemen beğeniyorum. Allah'ım yarabbim. Evet sevgili seyirciler, görüyorsunuz. Saçlarıma ağırlar düştü senin yüzünden. Yıkacaklar binayı tepemize. Ne zırladın be Şevket? Ne zırladın be Şevket? Akıt sen programı yahu, devam et, akıt! Akıt, neyini akıtacağım programın? Konuk geleceği, konuk yok, uzman
Konuk getirecektin bana, usta yorumcu. Ekonomi konuşacaktın, ben konuğum yok. Ben gelecek diyorsam gelecektir efendim. Sözümün eriyimdir ben efendim. Gelecek ya, o merak et. Aha, geldim. Şevket, Şevket konuk geldi. Otur, Bahadır. Heh. Geç bu tarafa. Allah, geç bu tarafa. Hoş geldiniz efendim, bana da sürpriz oldu. Ben buyurun efendim. Hı. İsmi güzeldir. İbrahim Çekiç. Efendim bugün İbrahim Bey'le ekonomi konuşacağız. Ekonomi hakkında bazı bilgiler arayacağız. İbrahim Bey, şu an yükselen borsa ve mortgage fırtınasını değerlendirsek, bu kaygan zeminde borsa yatırımcılardan, kobiler nereye yanmasını öneriyorsunuz? Çatalca'dan arsa alsınlar. Çatalca'dan arsa mı? Evet, evet. Bence kenarda kıyıda paranız varsa Çatalca'dan arsa alın. Havalimanı uçuracak oraları. Bizim enişte amcamla birlikte aldı. Dönümüne 20.000 lira verdiler, şimdi 70.000 oldu. Aklı olan Çatalca'dan arsa alın. Borsa ve dövizle ilgili neler söyleyeceksiniz? Ben hiç anlamam o işte de. Kumar ya borsa falan. Çatalca'dan arsa arkana yazsan, oh! İbrahim Bey, altın yükselişte malum. Altın tavsiye eder misiniz yatırımcı? Çatalca zaten altın ya, arsa altın ya orada. Efendim anladık, Çatalca'dan arsa almak karlı bir iş. Ama şimdi seyircilerimiz merak ediyor, yatırımcımız merak ediyor. Enflasyon karşısında, yüksek enflasyon karşısında yatırımcılarımız nasıl bir pozisyon almalılar? Bir alternatifler var mıdır? Ya Çatalca'na daha iyi bir alternatif olabilir mi Allah aşkına? Lan gireceğim şimdi Çatalca'ya. Müddetir misin sen Çatalca, müddetir misin? Başlayacağım şimdi senin bacana kadar da kayınpeder gide, enişteye de. Lan nasıl bir usta yorumcudur bu? Ben yorumcu değilim ki ya, ustayım. Usta mısın? He, yukarıda tadilat yapıyoruz biz. O arkadaş geldi, usta lazım dedi. Sıvayı bıraktım geldim. Sizde de kepek problemi var galiba. İyice sıvadın o zaman. Artık iyice sıvadın mı oğlum? Milyonların önünde burada beni ekonomiyi duvar ustasıyla konuşturursun. Ama ekonomi de bir duvar şimdi değil mi? Bak. Değil, ne duvarıymış ekonomi? Ne alakası var efendim? Sabahtan beri brrr brrr brrr. Depe mi deldin burada? Git işini hallet artık sen. He. Tamam o zaman ben hızlanıyorum, çabuk çabuk bitiriyorum. Lütfen. Usta sağ ol. Sen sağ ol. Görüşürük. Yani şunu şarjı takayım, kız yazıyor ya şimdi şarjım bitmesin. Cevapsız kalmasın kız. Tamam mı dayı? İyice de kaç olmuş şarjın? Efendim. Vallahi 8'de ya, dur. Görürsünüz. Nasıl program yaparım? Çabalarım efendim burada tek başıma program yapacağım diye. Neyse, hava durumunu sunalım. Artık bu çilemiz bitsin. Evet sevgili seyirciler. Hava durumunu birazdan ekranlarımıza yansıtamıyoruz. Duvara bir görüntü olarak da yansıtamayacağız. Grafik zaten yok. Nasıl sunacağım ben bunu? Ne göstereyim ben orada uçamayan şu meğer? Şevket, açalım pencereyi bakalım da söyleyelim insanlara ya o hava nasılmış. Hadi gel. Vallahi şeytanın aklına gelmez. Evet sevgili seyirciler, hava durumu. Bugün hava yağmurlu. Yaklaşık 17 derece. İşte bu kadar. Bazen yağar, bazen yağmaz. Bulutlar havada biraz. Borsayı beğenmişsin. 70 DM'den yürümüşsün. Ha hayırdır? Rezil ettin beni herkese, aşağılı gelin. Herkese rezil mi ettin? İftira bak. Aşkım, iftira ya. Ne iftirası ya? Canlı yayında herkes görmüş. Herkes görmüş, gördün. Ben sana söylerim herkes bizi seyreder diye. Anlat kızım, kim görmüş? Güzel güzel anlat. Sen eve hiç konuşma. Sen beğen demişsin ya. Kaçsın bana! Kalk git lan buradan, doyumsuz köpek. Şarjımı alayım mı? Şu tipine bak. Buradan. Hak etti. Hak etti. Şu hale bak ya.
Beni getirdik şu hale artık ya. Vallahi bırakıp gideceğim artık ben bu işi. Yeter ya, bırakacağım bu yayını. Neyi de bırakacaksın be? Neyi de bırakıp gideceksin be? Bırakıp gidemeyeceksin efendim. Gidemen, gene seyirciye saygından oturacaksın orada. Hayır efendim, bu kez tam tersi. Seyircime saygımdan ötürü kalkıp gideceğim. Al bu sefer eşyalarını da topluyorum. Hadi bakayım. Hadi bakayım. Hadi bakayım. Hadi bakayım. Ona göre. Gülmekse mesele, katılarımıza ve de sen de söyle.